İstanbul'un kapısı ya. Kapalı kalmak zorunda. Bu süreçte zor şartlarda çalıştıktan sonra bir gün nöbetteyken çok hayran olduğum Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome'ye bir tweet atmak istedim ve tulumun arkasına Datome 70 yani forma numarasını yazdıktan sonra kendisine bir kalp ve bir çiçekle bir tweet attım. Bu tweetin arkasına da ben cevap beklemiyordum, yani böyle bir ümidim yoktu. Tweet attıktan birkaç saat sonra Gigi'den tweetime karşılık bir cevap aldım. Bu sen misin diye. Evet, ben Cici dedikten sonra seninle gurur duyuyorum. Size minnettarım. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim diye bir karşılık aldım. Bu çok hoşuma gitmişti aslında. Arkasında Cici bana takip isteği gönderdikten sonra bana özel mesajlar, bana adresini ver, sana formamı yollayacağım dedi. Bu sürecin arkasından 40 gün sonra falan bana çok güzel olan Fenerbahçe'nin 2017'de Avrupa Şampiyonluğu kazanmış olduğu Final Four formasını gönderdi ve çok mutlu oldum. Bu süreçte bu tür güzel bir anım olması güzel oldu. Çünkü biz sağlık çalışanlarına böyle küçük de olsa jestlerin yapılması bizi moral ve motivasyon yönünden çok güzel etkiledi ve çok gurur duyucu bir tabloydu benim için. Ya ben bu yılın formasını bekliyordum ama 2017'de Türkiye'deki kulüpler bazındaki en büyük kupanın sahip olduğu maçların formasının gelmesi çok ilginçti. Yani sonuçta Türkiye'de kulüpler bazındaki en büyük kupa 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe ülke adıydı o zaman. Şampiyon olmuştuk ve Cici de çok güzel oynamıştı o zaman. Ve o maçtaki Final Four'un bana formasını gönderdi. Çünkü yeryüzünde bunlar herhalde iki tane vardır. Çünkü ikili maç oynanmıştı. Birisi şu anda bende yani forma. Çok mutluyum yani, inanılmaz bir derecede. Ve çerçevelettim direkt, hiç giymedim bile. Direkt çerçevelettim ve evimin duvarına astım yani. Datome'ye bir şey söylemek ister misin burada? Gigi'nin formasının bana ulaştığı gün kendisinin Milano'ya transfer olması da bir nebze üzdü. Ona artık yeni takımında başarılar diyorum. 5 sene boyunca bize katmış olduğu değerlerden dolayı, katmış olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Pandemi süreci zorlu bir süreçtir. Dolayısıyla moral motivasyonun en önemli süreci içerisinde en önemli noktasıdır. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko takımına ve Datome sporcu, basketbolcu Datome arkadaşımıza bu duyarlı düşüncelerinden ve bu duyarlı yaklaşımından dolayı Isparta Şehir Hastanesi olarak teşekkür ediyoruz.